Merhaba arkadaşlar. YouTube Haluk Seyit'te cumartesi günleri TYT Türkçe günü diyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz videolarımıza. Tabii kanalımıza eklemeler yapmaya başladım. Onun hararetli günleri geçiyor şu an, şu sıralar. Onlarla da meşgul olmaya çalışıyorum. Bir yandan da yayınlarımız gelecek inşallah sene içerisinde, onların da hazırlıkları devam ediyor. Nerede kalmıştık TYT Türkçe'de? Kelime de anlamı bitirdik. 4 videoyla, tabii tamamen son noktayı koyuyoruz demiyorum. Aralarda soru videolarımız olacak. Bunun dışında şimdi artık yeni başlığımız cümlede anlam. Bu arada rahatsızım, zaman zaman su içme gereği hissedebilirim veya ses tonumda biraz tırmalayıcılık olabilir. O yüzden kusura bakmayın, en baştan söylüyorum. Cümlede anlamı da 4 video ile tamamlamayı planlıyorum. Bakalım, sürpriz videolarla inşallah erken bitireceğiz. Yani 4 hafta sürmeyecek, belki 2 hafta içinde bunu tamamlayacağım veya belki de daha da erken bir vakitte. Cümlede anlam videomuzda bu ders ne göreceğiz? Öneri cümlesi, varsayım, eleştiri, öz eleştiri, davranış, ön yargı, uyarı, görüş, yakınma, şikayet, hayıflanma, pişmanlık, sitem, küçümseme, azımsama ve şaşırma cümleleri nasıl olur? Bunlar denildiğinde aklımıza neler gelmelidir? Ve bütün bunların dışında örnek cümlelerimiz karşımıza gelecek. İlk olarak öneri cümlesiyle başlıyoruz. Öneri cümlesi denildiğinde aklımıza ne gelecek? Tabii ki öneri nedir? Bir problem vardır, bir sorun vardır. Ve bunu çözmek veya durumu daha iyi hale getirmek, daha iyi duruma ulaşmak için görüş ve düşüncelerin öne sürüldüğü cümlelerdir. Herhangi bir problem veya bulunan düzeyden daha yükseğe çıkmak adına. Eğer daha başarılı olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve gayret etmelisin. Yani çalışma ve gayret etme önerisinde bulunuyor daha iyi bir noktaya ulaşmak adına. Güncel değil de evrensel ve geçerliliğini yitirmeyen konularda romanlar yazmanız kalıcılığınızı arttıracaktır. Güncel değil, evrensel konular ile ilgili öneride bulunuyor. Kalıcı olmak adına, yani daha iyi bir konuma gelmek adına böyle bir önerisi var kişinin. Şimdi de varsayım cümlelerine geçelim. Varsayım ne diyor? Varsayalım ki, farz edelim ki. Yani olmayan bir şeyi, yok olan bir durumu varsaymak şeklinde, iki kelimenin zaten var ve saymak kelimelerinin birleşimiyle oluştuğunu fark ediyorsunuz bunu rahatlıkla. Gerçekleşmeyen bir durumu veya olayı gerçekleşmiş gibi kabul etmek ve ona göre durum belirtmektir, görüş belirtmektir. Farz et ki, dikkat et, kalıplaşmış ifadeler vardır. Farz et ki, piyango sana çıktı, olmayan bir durum olmuş gibi, var gibi, ne yaparsın diye soruyor. Dikkat et, varsayıyor, varsayım ifadesi kullanıyor. Diyelim ki, dikkat et, yine kalıplaşmış ifadelerden birisi. Diyelim ki, seni çağırmadılar, ne olur yani diyor. Farz edelim ki, diyelim ki, varsayalım ki, varsay ki. Bunlar varsayım cümlelerinin kalıplaşmış sözleridir arkadaşlar. Bunlar aracılığıyla rahatlıkla varsayım cümlesi olduğunu söyleyebilirsiniz bunları gördüğümüz zaman. Eleştiri cümleleri bir diğer cümle çeşidimiz. Dikkat edin, bir insanı, bir eseri, bir konuyu sadece yanlış yönleriyle değil, çünkü genellikle eleştiri denildiğinde olumsuz bir çağrışım uyandırır. Fakat burada olumlu anlamda da ifadeler kullanılabilir. Doğru ve yanlış, iyi veya kötü yanlarını bulup göstermek amacıyla incelemek, görüş belirtmek üzere oluşturulan cümlelerdir eleştiri cümleleri. Sanatçı eserinde yabancı kelimeleri çok kullanarak eserinin anlaşılmaz hal almasına neden olmuştur. Burada yabancı kelime kullanımını ve eleştirinin karmaşık bir yapıya bürünmesini eleştiriyor. Eser eleştirisi söz konusu, sanatçıya yönelik de aynı zamanda dolaylı yolla bir eleştiri söz konusudur. Şairlerin birçoğu üstlendiği sorumluluğun farkında bile değil. Bu anlamda da şairler eleştirilmektedir diyebiliriz. Öz eleştiri denildiğinde kişinin tabii ki kendi kendisine yönelik yaptığı eleştiri cümleleridir diyebiliriz. Öğretmenimi dinlemediğim için başarısız oldum. Başarısız olmamın gerekçesi, nedeni
öğretmenimi dinlememektir. Yani ne yaptı? Kendi kendisini birinci tekil kişi ağzından eleştirdi. Bu da öz eleştiri cümlesi olarak adlandırılır. Davranış cümleleri. Davranış cümlesi denildiğinde tabii ki nedir? Birine veya bir şeye karşı sergilenen hal, tavır ve tutum. Bunları anlatan cümleler hal, tavır, tutum yani davranış. Davranış cümleleri olarak nitelendirilmektedir. Babasını görür görmez koştu, doyasıya sarıldı. Nedir? Babasına karşı davranışı, tutumu, hali anlatılmaktadır. Arkadaşlarını görünce gülümsedi. Davranış, hal, tavır sergileme durumu söz konusudur. Yine burada da. Ön yargı cümlesi. Dikkat edin, ön yargı. Yani bir şey gerçekleşmemişken henüz onunla ilgili bir şeylerde bir takım düşünceler ortaya koymak. Bir kişiyle veya olayla ilgili önceden olumlu veya olumsuz karar vermek, yani yargıda bulunmak, bu tarz cümleler ön yargı cümleleridir. Son kitabı çok sevilecek. Dikkat et, son kitabı çok sevilecek. Henüz kitap çıkmadı. Kimse eline almadı. Ama ne diyor? Çok sevilecek diyor. Henüz gerçekleşmemiş bir durumla ilgili görüş belirtiyor. Yargı belirtiyor. Bu nedenle diyoruz ki ön yargı cümlesidir. Bu tablo müzayedede büyük kapışmaya neden olacak. Henüz müzayede gerçekleşmedi. Dolayısıyla nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımız henüz belli değil. Fakat burada bir öngörü, ön görüş, ön yargı söz konusudur diyebiliriz. Ön yargı genellikle halk arasında olumsuz durumlar için kullanılıyor. Ama dikkat edin, iki cümlede de özellikle aktardım, olumlu durum söz konusudur. Olumlu bir ön yargı söz konusudur. Sadece olumsuz durumlar gelmemeli ön yargı denildiğinde aklımıza. Uyarı cümleleri, uyarı, ikaz cümleleri de denilebilir buna. Kişiye bir durumdan vazgeçmesi için onu ikaz etmeye, öğütler vermeye, uyarma. Bu özelliklerin yer aldığı cümlelere de uyarı cümleleri denir. İkaz cümleleri de denir. Bu hareketi bir daha tekrarlamayın. Yani ne hissediyorsun söylendiğinde? İkaz, uyarı hissediyorsun. Bir daha tutumdan, davranıştan vazgeçilmesi üzerine söylenen sözler burada. Öğütler. Eşyaları dikkatli taşıyın. Bakın, ikaz ediyorum, uyarıyorum. Dikkatli taşıyın şeklinde bir durumu çağrıştırıyor yine devamını zihnimizde. Bir diğer cümle tipimiz, cümle çeşidimiz görüş cümleleri. Kişiden bireysel düşüncelerini yansıtan cümlelere, kişinin bireysel düşüncelerini yansıtan cümlelere görüş cümleleri denir. Tercihlerle ilgilidir bu. Görüş tercihlerle ilgilidir. Bu asla unutulmamalıdır. İkisiyle bağlantı kurulmalıdır. En güzel ders edebiyat dersidir. Bu, dikkat et, ne yapıyorsun? Bir grubun içinden seçiyorsun. Yani bana göre böyle, benim tercihim bu yönde şeklinde bir durum söz konusu. Görüş belirtiyorum. Senin görüşün farklıdır. Dolayısıyla işin içerisinde kişisellik de söz konusudur. Mandalina portakaldan daha güzeldir. Dikkat et, yine ne yaptık? Tercih ettik, görüş belirttik. İşte portakalla mandalina arası veya diğer meyveler arasında. Burada ne yaptık? Mandalinayı tercih ettik. Yani bizim görüşümüz böyle. Bazı şeyleri kodlarsanız daha rahat edersiniz. Yani benim görüşüm, işte ön yargı meselesinde olduğu gibi. Yakınma, şikayet cümleleri. Herhangi bir olumsuz durumdan dolayı üzüntü duymak, üstü kapalı, şikayetçi olmaktır. Yakınma, üstü kapalı, şikayetçi olmak durumudur. Dünya klasiklerini bile okumamış edebiyat öğretmenleri var. Düşün, ne yapıyor? Yakınıyor bu durumdan. Bu benim genellikle kurduğum cümlelerden birisidir. Kitap okumadan edebiyat öğretmeni olan insanlar tanıyan birisi olarak bunu söylüyorum. Dünya klasiklerini bile okumamasından ne yapıyor? Şikayetçi ya da yakınıyor. Sanki şimdiye kadar beni çok iyi dinledi de ne yaptı? Yakındı bir durumdan ötürü, bir şikayetini, şikayetlendi başka bir ifadeyle. Hayıflanma cümleleri. Bir kişinin herhangi bir olaydan veya yapmadığı bir işten dolayı duyduğu üzüntü.
yapmadığı bir işten dolayı, bir olaydan dolayı duyduğu üzüntü. Zaman su gibi akıp git, zamanın su gibi akıp gittiğini nasıl da fark etmemişim. Ne yaptı? Zaman geçti, bitti artık. Biten ve geriye dönüşü mümkün olmayan durumlar ve yapılmayanlarla ilgili bir hayıflanma, keşke yapsaydım tarzı, yani dönüşü olmayan durumlar ile ilgili bir şey söz konusu hayıflanmada. Artık yapacak bir şey yok. Pişmanlık cümleleri. Yapılan bir hata veya yanlış sonucunda duyulan üzüntüye dikkat et. Hayıflanmada yapılmayan, pişmanlıkta yapılan bir hata veya yanlış. Bundan duyulan üzüntü. Bu evi almak tam anlamıyla bir hataydı. Ne yaptı? Çünkü aldı artık. Bu hayıflanma değil. Bu pişmanlık. Yaptığından ötürü duyduğu pişmanlık kişinin. Tamam. Bunu unutmayacağız. Yani gerçekleşen bir durum var. Evi aldı. Sitem cümleleri. Bir kimsenin yaptığı bir hareketten dolayı duyulan üzüntünün, kırgınlığın dile getirildiği cümlelerdir. Sitemler, kırgınlığın dile getirilmesi. Seni büyüten amcanı arayıp sormak çok mu zor geldi derken. Demek parti verirsin de bana haber vermezsin dediğinde sitem ediyor. Burada yaptığı, bir kişinin yaptığı hareketten dolayı duyduğu üzüntüyü, kırgınlığı hissettiriyor karşı tarafa bu şekilde. Demek parti verirsin de bana haber vermezsin derken. Hayıflanma cümleleriyle burada dikkat edelim. Kocaman da bir dikkat belirttik zaten ekranda. Dikkat diyoruz. Hayıflanma cümleleriyle pişmanlık cümleleri arasındaki fark şudur. Hayıflanma cümlelerinde yapılmayan bir işten dolayı duyulan üzüntü söz konusudur. Pişmanlık cümlelerinde ise yapılan bir işten dolayı duyulan üzüntü söz konusudur. Az önce zaten belirtmiştim ama yine de dikkat çekmek için, tekrar bir hatırlatma yapmak için bunu burada belirttim. Not düşün muhakkak o deftere, not defterinize bunu aktarın. Devam edelim arkadaşım. Dikkat diyoruz, sitemle yakınma cümleleri. Sitem cümlelerinde bir durumdan veya bir kişiden duyulan rahatsızlık kişinin kendisine söylenir. Kişinin kendisine söylenir. Yakınmada ise başkalarına söylenir. Bir kişiden ya da bir durumdan duyulan üzüntü, rahatsızlık başkalarına anlatılır. Yani şöyle de diyebiliriz. Sitemde karşısına çıkıp net bir şekilde söyleme söz konusu ama yakınma cümlesi biraz böyle kendimizi daha yakın hissettiğimiz kişiye başkası hakkında bir şeyi söylemek, biraz da gıyabında konuşmak, dedikodu yapmak gibi bir durum akla geliyor. Aklımızda kalsın diye o şekilde söyleyeyim. Küçümseme cümleleri. Küçümseme, bir kişiyi, olayı veya durumu önemsiz, değersiz bulmak, küçük görmek olarak tanımlanabilir. Sen kim? Sınıfı geçmek kim? Dikkat et, küçümseme de küçük kelimesinden geliyor ama somut bir durum değildir. Bunlar duygusal, manevi durumlardır. Manevi bir bakıştır küçümsemedeki bakış. Hani sen o kapasitede bir insan, o niteliklere sahip bir insan değilsin diyor. Küçümsüyor, tepeden bakıyor diğerine. Azımsama cümlelerinde ise niceliksel durumlar söz konusudur. Yani miktar, sayılabilir durumlar söz konusudur. Hani bir tabak gelir, ne yaparsın? Ya bu kadar mı bana yemek veriyorsunuz dersin. Azımsarsın, az görürsün. Küçük görmek manevi, soyut bir durum. Azımsamak ise somut bir durum. Tabağı az gördün. Yani ne yaparsın? Ne kadar az yemek yapmışsın. İşte az yemek, miktarı var, gramı var. İşte eti az koydun gibi, malzemeyi az koydun gibi. Ne kadar az koymuşsun? Ha, azımsadın burada, az buldun. Tamam mı? Yani sayılabilir bir durum söz konusudur. Bunu asla atlamanızı istemem. Bu şekilde geçelim. Şaşırma cümleleri. Hiç beklenmedik tabii ki bir olay veya durum karşısında kişinin içinde bulunduğu durumu ifade eden cümlelerdir şaşırma cümleleri.
İçeriye girdiğimde onu görmeyeyim mi? Hiç beklemiyordum. Onun orada olacağını hiç beklemiyordum. Gördüm ve şaşırdım. Şaşırmayı ifade eden bir cümle. Hadi canım, patron mu oldun? Ya inanmıyor, şaşırıyor, beklemiyor. Ondan böyle bir durum beklemiyor. Dolayısıyla şaşırma durumu söz konusu. Hadi canım, sen de mi doktor mu oldun? Hadi falan, hani vardır ya böyle. Üniversiteyi mi kazandın sen mi ya? Falan. Bu şekilde durumlar söz konusudur. Arkadaşlar, ekranda da gördüğünüz gibi cumartesi günleri TYT Türkçe günümüz. Bu şekilde devam edecek. Sınava kadar böyle yapmayı düşünüyorum. Sorular çözeceğiz, konular anlatacağız daima. Ama lütfen şu sürekli paylaştığınız, fark ettiğim, yaptığınız yorumlardan lütfen vazgeçin. Kırın bunu. Sürekli şu ifade geçiyor. Hocam kusura bakmayın, sizi kimseye tavsiye etmeyeceğiz. Siz bize özel kalacaksınız. Sizi pek kimse tanısın istemiyoruz. Siz bizim gizli silahımsınız. Vesaire tarzında cümleler kuruyorsunuz. Yorumlarda görüyorum. Bir yandan çok hoşuma gidiyor. Ama bir yandan da amacımız geniş kitlelere hitap etmek ve tatmin olmak bu anlamda. Hem manevi olarak yorumlarınızın çok olması, hoş olması. Onları da Instagram adresinde muhakkak paylaşıyorum. Zaman zaman bu konuda da bir şeyler yapmayı planlıyorum. Şimdi beklediğim bir takım durumlar var. Kitaplarımızla ilgili bir takım gelişmeler var. Beklediğim. Belki yorumlarla ilgili de ya da ne bileyim ben, takiple ilgili de bir takım çekilişler yapmayı düşünüyorum. Ya da soru sorup doğru cevabı falan değiştireceğiz bunları. Veya videonun içine bir şifre yerleştirebiliriz. Videoların izlenme oranını arttırabilmek adına bir şeyler, bir takım eklemeler yapmayı planlıyorum. İnşallah güzel günler göreceğiz birlikte. 24 TYT Türkçe'de 40'ta 40 hedefimiz. 40 sorunun da tamamını hem tutturacağız hem çözeceğiz, yapacağız. Bizim öğrencilerimiz, Haluk Seyit'in YouTube öğrencileri 40'ta 40 yapacak. Bunun garantisini veriyoruz inşallah. Çok güzel sorular yakalayacaksınız ve finalde hepimiz sevineceğiz. İnşallah güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Sınavdan sonra beni asla unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.